Herkese merhaba. Bu videoda sizlere ses dosyalarını nasıl çalacağımızı, durduracağımızı ve başa döndürmeyi göstereceğim. Örnekte de gördüğünüz gibi bir tane resim dosyamız var. 3 tane butonumuz var. Play, Pause, Replay şekilde 3 butonumuz olacak. Hemen Xcode'u açalım. Create a new project. Projemize bir isim verelim. Next diyelim. Kaydedelim. Şuradan iPhone X seçiyorum. Main storyboard'umu açtım. Tam ekran yapalım. Öncelikle bir tane Viva background vereyim. Çok beyaz olmasın. Projemize bir tane resim ekleyelim. Resim ve ses dosyası ekleyelim. İkisini ben buraya indirmiştim. Proje dosyalarına GitHub hesabından ulaşabilirsiniz. Şöyle klasörün altına bıraktım. Finish dedim. Hemen Object Library'den bir tane Image View seçip sahneye bıraktım. Yukarıdan veya aşağıdan, hatta yukarıdan ortalıyorum. Yukarıdan 0, soldan 0, sağdan 0, aşağıdan vermiyorum. Yükseklik olarak da 200 piksel veriyorum. Hemen resmi seçiyorum. Sağ tarafta imaj tarafından yüklediğim imajı seçtim. Buradan content moduyla resmin nasıl gözükeceğini seçebilirsiniz. Sığdırsın komple bulunduğu yere. Hatta yüksekliği biraz ayarlayalım. Çok dar gibi oldu. 250 yapalım. Şimdi 3 tane buton atalım. Butona background verelim. Siyah olsun. Şimdi yukarıdan 0, soldan 0 veriyorum. Yükseklik 50 olsun. Genişlik 80 olsun. Hatta yukarıdan 0 değil, biraz resimle arasına boşluk bırakalım. Piksel çok oldu. 10 piksel verelim. Butondan iki tane daha yapacağız. Bir tanesi sağda duracak. Bir tanesi de ortada duracak. Buna soldan da 10 piksel verelim. Tam sola yapışmasın. Şimdi bu butonu tam ortalamamız lazım. İlk butondan kopyaladığımız için belli ayarları geldi. Hemen buradan clear diyerek butonumuzu sıfırladım. Şimdi tam sahnemizin ortasına dikey olarak ortalıyorum. Daha sonra
10 piksel yukarıdan, sağdan soldan aşağıdan hiçbir şey vermiyorum. Yükseklik 50, genişlik 80 verdim. Burada yükseklik kaç vermişiz? 50 vermişiz. Burada yükseklik vermemişim. 50 verdim. Yine aynı şekilde bu butonu da ilk butondan kopyaladığımız için önce bir sıfırlayalım. Ondan sonra üstten 10, sağdan 10 piksel, yükseklik 50, genişlik 80 ekledim. Şu an hemen hemen her cihazda bu görüntüyü sağlamış olduk. Butonların tekstlerini verelim. İlk butonumuz play. Bir de text verelim, beyaz olsun. İkinci butonumuz PSU. Üçüncü butonumuz replay olacak. Bunu da beyaz yapalım. Sahnede ayarlamalar bitti. Hemen kod tarafına gelelim. Sol tarafı kapattım. Şöyle. Butonu seçiyorum. Mouse'un sağ tuşuyla sürükleyip bıraktım. Bir tane action tanımlıyorum. Play dedim. Hemen altına ikinci butonu mouse'un sağ tuşuyla sürükledim, bıraktım. BTN PSU. Üçüncü butonu sürükledim, bıraktım. Yine aynı şekilde mouse'un sağ tuşuyla. Play. Sahneyle olan işim bitti. Sahneyi kapatalım. Kod tarafını açtım. Öncelikle MP3 dosyalarını çalıştırabilmemiz için ilgili framework'ü import edelim. Daha sonra global olarak player'ımızı tanımlayalım. Player 2 nokta üst üste. Auto player. Eşittir. Yine aynı şekilde auto player tanımladım. Burada benim MP3 dosyam var. Gördüğünüz gibi. Çalıyor mu? Bir test edelim. Evet, çalıyormuş. Hemen Gitlog'da şurayı temizliyorum. Bir tane do catch tanımlayacağım. Burada error olacak. Do'nun içinde MP3 dosyamın path'i olacak. Projeden direkt okuyacağım için bundle main nokta path diyorum. For resource aynen bu metot. MP3 dosyamın adını veriyorum string olarak. Daha sonra da extension yani uzantısını veriyorum. Ses dosyamı aldım. Sonra çalmayı deneyelim.
Yüver olsun. Fethimi verdim. Fakat Enes Yürel isteyecek içine. Bunu buradan kesiyorum. Enes Yürel. Fal Yürel bit peti seçeceğim. String olan. Petime verdim. Boş gelmeyeceğini garantiledik. Es URL. URL'i de cast ettim. Projemi boot ediyorum. Herhangi bir hata var mı kontrol edelim. Şu anda ses dosyamız hazır. Sayfa yüklendiği zaman ses dosyası yüklenmiş olacak. Daha sonra play butonuna bastığı zaman hemen oynatalım. Çok basit şekilde play dediğimiz zaman çalınmaya başlayacak. Peki nasıl durduracağız? O da aynı şekilde play.psio. Replay içinde direkt current time'ı sıfıra setlersek başa dönmüş olacak. Böylece yeniden çalmış olacağız. Son kontrolleri yaptım ve çalıştırdım projeyi. Play dedim. Durdu. Kaldığı yerden devam edecek. Durdurdum. Şimdi başa alalım. Tekrar play Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.